Efendim, yeniden birlikteyiz Medya Mahallesi'nde. Cuma yol arkadaşım Emin Çapa her zaman olduğu gibi. Şimdi biz biraz nesli tükenmiş insanlardan sayılırız. Nesli tükenmiş gazetecilerden diyebilir miyim bilmiyorum ama. Ay, bir takım şeyler bizi heyecanlandırıyor. Niye heyecanlandırıyor bilmiyorum. Şaşırtıyor. Niye şaşırtıyor anlamıyorum ama öyle. Şimdi Emin Çapa reklam arasında gene gömüldü. Ben bir yandan o bir yandan. Aa dedi, bunu gördün mü? Dedim ya, böyle bir, evet vardı bir olay. Ama dedi bir başka boyutu çıkmış bunun dedi. Yeni bir boyutu çıkmış dedi. Anlat hayatım şimdi. Şimdi Önce haberin kendisini anlat. Kocaeli Başlığı sonra Üniversitesi'nin verirsiniz rektörünün Güvencim. oğlu Taha Hülagü Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oluyor. Mezun olur olmaz sınavsız olarak AKP'li Kocaeli Büyükşehir Bir Belediyesi'nin gün sonra hemen. hemen SEKA müze müdürü yapılıyor. Müze müdürü. Kamuda memur oluyor ve hatta müdür olarak. Oradan özel kalem müdürü oluyor. Bir gün özel kalem müdürlüğü yaptıktan sonra da Cumhurbaşkanlığı kamu diplomasisi de çalışmaya başlıyor. Tamam. Bunlar da haber oluyor tabii. Mezun oluyor, hemen müze müdürü oluyor, özel kalem müdürü oluyor. Bir gün sonra da Cumhurbaşkanlığı kamu diplomasisine geçiş yapıyor. Bunun üzerine haber yapılınca kişilik hakları ihlal edildiği için bu haberle, yani mezun olur olmaz müdür oldu, oradan özel kalem müdürü oldu, bir gün sonra da Cumhurbaşkanlığına atandı diye haber yapmak onun kişilik haklarını ihlal ettiği için erişim engeli geliyor Tamam. haberlere. Bunun Bunu üzerine biliyorum. bunun haberi yapılıyor. Erişim engeli geldi Bu habere diye. Taha Hülagü'nün önce müze müdürü, oradan özel kalem müdürü, bir gün sonra da Cumhurbaşkanlığında çalışmaya başladı kamu diplomasisinde diye. Bunun üzerine bir karar daha alınıyor. Erişim engelinin haberine de erişim engeli geliyor. Şahane, biz bunu daha önce gördük. Habire erişim engellerine, bazı haberlere erişim engeli getiriliyor. Sonra aa bakın şu habere erişim engeli getirildi dendiğinde buna da erişim engeli geliyor. Erişim engeline erişim engeli geliyor. Şimdi peki biz bunu yapınca ne yaptık? İki engeli birden mi açtık? Yok, yayın yasağı yok daha. Ha, yayın. Sadece o habere erişim engeli var. Habere Sen erişemiyorsunuz. nasıl eriştin? Mucize kabilesi. Şükürler olsun ki hayır diye bir şey var. Böyle bir erişim engelleyince neye erişim engel gelmişti? Buna gelmişti. Ve ona niye erişim engel gelmişti? Öyle öyle geriye doğru gidiyoruz. Şimdi neyse ki efendim, bunlar zamanla bulacaklar da yolunu. İşte internette, o uzayın derinliklerinde Hiçbir şeyin yok olmadığını. olmadı ama biz en azından bizim göremeyeceğimiz bir şekilde halletmenin yolunu belki bulacaklar. Ama o uzay zaman bükülmesinde bir yerde duruyor. Haberler duruyor, görüntüler duruyor. Bir de benim gibi yaşlı gazeteciler var. Haberleri arşivliyorlar. Ay o çok fena işte. İşte Onu yapmayın. yapma arşivliyorlar. Ya gerçekten inanılmaz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı araştırma yapıyor. Araştırma internete konuyor. 8 gün sonra uçuyor. Niye? Sonuçlar çok kötü çıktı. Ya 130 bin çocukla ülkede araştırma yapılıyor. Muazzam sonuçlar çıkıyor. Durum vahim. Hemen düzeltecek tedbirler alırsın değil mi böyle bir şey olunca? Hayır. Araştırmayı kaldırıyor. Ama tabii işte böyle yaşlı gazeteciler var. Biliyorlar ki kötü bir şey varsa devlet onu hemen oradan püf uçuracaktır. Hemen bilgisayarlarına indiriyorlar bunları, saklıyorlar. Yani böyle yaşlı gazetecilerin imha edilmesi lazım gerçekten. O kadar demeyelim ama kulağımız çekiliyor işte, söyledik yani, şüpheli sıfatıyla gidiyorsunuz. Sen de gider bir şüpheli, olağan şüpheliler olarak ifademizi veririz, ne yapalım. Şimdi hani arşiv dedik, şu dedik, bu dedik, erişim engeli. Ya en azından videolar silinmemiş. Öyle bir engelle karşılaşmadım ben. Sizi çok yıllar öncesinde bir habere götüreceğim. O hep herkesin aklında şöyle iz bıraktı. Ananı da al git dedi Erdoğan diye. Kime dedi? Bu beyefendiye dedi. Mustafa Kemal Öncel. Mustafa Kemal Öncel Sözcü gazetesinden Ali Ekber Şen'e konuştu. Yıllar önce başına gelenleri anlattı. O fotoğrafı da versenize Güvencim, Ali Ekber Şen'le Sözcü.
başına gelenleri anlattı. Elinde minnacık bir arazi kalmış sonunda. Mersinli bir çiftçi bu adamcağız. Feryat etmişti hani zor durumdayız diye. Anlattı Ali Ekber Şen'e. Elinde kalan çok sınırlı tarlasını da satmak zorunda kalmış. Daha satamamış ama satılığa çıkartmış. Birazdan bize çiftçinin halini anlatacak Emin Çapa. Ama biz hayatımıza giren o anla, unutamadığımız o anla bir hatırlayalım. Sonra devam edelim. Sayın Başbakan, bu çiftçinin hali ne olacak? Anamızı ağlattınız be! Aşk olsun size, aşk olsun! Tarım Bakanı'nın anasını Allah'a sayı ithal ediyor! Çekmedin be! Hangi yüzüne geliyor buraya? Sol kolum ameliyattı. Sol kolum ameliyattı. Hangi yüzüne geliyor buraya? Aşk olsun, geliyorum! Geliyorum! Sol kolum ameliyattı. Tamam. Yetti artık ya! Özür bittik Sayın Başbakan. Bir dakika. Bende bir şey yok. Rahat olun. Devletin başbakanı. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Edepsizlik yapmıyorum. Lütfen hakaret etmeyin. Böyle bağırılmaz. Aa, elim ameliyatta. Artistlik yapma. Artistlik yapmıyorum. Sanatçı değilim ben. Artistlik yapma. İyi bir sanatçısın. İyi bir sanatçısın. İyi bir sanatçısın. Terbiyesizlik yapma. Buyurun. Tarım Bakanlığı'nın anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Lan bana anayasayı öğretin. Lan mı? Terbiyesizlik yap. Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Tamam mı? Canın sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahzunum öldükten sonra mı? Hadi. İki senedir anamız ağladı. Hadi anana. Duya muhtaç oldum. Lan diye hitap etme. Hayır. Şimdi ben çok ciddi olarak söylüyorum bunda. Latife yok, ironi yok. Bu görüntüleri 15 yıl önce yaşandı. 15 yıl sonra yayınlamanın suç teşkil edebileceği ihtimaline karşı bir düşündüm. Vereyim mi, vermeyeyim mi diye çok açık söyleyeyim. 15 yıl önce bunları konuşabiliyormuşuz. Bunlar haber olabiliyormuş. 15 yılda nereden nereye gelmişiz? Hadi medyanın nereden nereye geldiğini boş verelim. Türk tarımı, çiftçisi nereden nereye geldi Emin Çapa? Şimdi şunu bir söyleyelim önce. Dünyada gıda fiyatları artıyor. Nedenini biliyor musun Ayşenur? Çünkü pandemi yani salgın yüzünden, korona yüzünden bütün ülkeler stoklarını fullemeye çalışıyorlar. Hı hı. Benim stoklarım dolsun, kalanı satalım diye. Bütün ülkeler böyle yapıyor. Bunun ne zaman biteceği belli değil. Artıp artmayacağı, mutasyonlara uğrayıp uğramayacağı belli değil. Aşılamalar nereye kadar gidecek belli değil. Bütün ülkeler çıldırmış gibi. Ben daha koronanın en başında ilk söylediğim şuydu. Daha Türkiye'ye gelmeden, 2019'un sorunda. Tabii. Evet, ben bu ülkeyi yönetiyor olsaydım tarımsal üretimi en tavana sıçratacak her alanda sıçratacak maliyetine hiç bakmadan en üst seviyeye çıkartacak tedbirler alırdım dedim. İşte ne oldu? Ayçiçek yağında durumu görüyoruz şimdi. Bütün ürünlerde böyle dünyada giderek yukarıya doğru geliyor tarım fiyatları. Tarım fiyatları hızla yükseliyor bütün ürünlerde. Birincisi bunu bir kenara koyalım. Şimdi böyle bir dönemde senin ne yapman lazım? Emin Çapa'nın yani Emin Çapa deha olduğu için bunu söylemiyor. Basit yani. Okuyor, herkes bunu görür. Kafa yoruyor. Evet. Ve kafa yoran herkes bunu söyleyebilir. Yani bunun için akıllı biri olmaya gerek yok. Ben de öyle bir iddiada değilim. Normalde böyle yapman gereken bir dönemde ne yapıyorsun? Çiftçilerin tarlasına el koyuyorsun. Şu anda Ziraat Bankası'nın kriz dönemlerinde biz bir şey görürüz Ayşenur. İnsanlar krize düşünce, işsiz kalınca ne yaparlar? Ödemelerini yapamazlar. Bankalardan kredi kullanmışlar, borçları var falan falan. Ne olur? Bunların mallarına el konulur. En çok konan nedir? Konut. Konut kredilerini ödeyemez insanlar. Bankaların eli kolu konut dolar. Bankalar bunları satışa çıkarır. Bil bakalım şimdi ne patladı? Tarla. Bankaların tarlalarına satışa çıkardığı menkul gayrimenkullere bakıyorum. Baktığım zaman şok yaşadım. Bankaların eli kolu tarlada olmuş. Tarla. Satışta tarlalar var. Ziraat Bankası hemen buradan kesin rakamı söyleyeyim. Perşembe günü itibariyle satışta olan
tarlaları söylüyorum. Ziraat Bankası 973 tarla satıyor. Daha önce satmıştır, bir ay önce, bir hafta önce, şu anda satıyor. Son onlar hariç. Envanter. En son Perşembe günü hala satıştaydı bunlar, geçtiğimiz hafta Perşembe. Ziraat 973, Ziraat Bankası 973 tarla, Anadolu Bank 233 tarla, Halkbank 165 tarla satışta. Ziraat'in satışa koyduğu gayrimenkullerin %51'i tarla. Bu arada da onlarca, yüzlerce çiftçinin traktörüne el konuluyor.